Colorado dağlarında ağlayan bir hayvanla ilgili hikayeler internete düştüğünde neyse ki küçük kasaba söylentilerini gerçek dışı olarak reddetmek kolaydır. Birkaç tırmanma meraklısı öğrenmek için bir maceraya atılmayı düşündü. Sonrası herkesin yıllarca hatırlayacağı yürek ısıtan bir hikayeydi. Trinity Smith bir tür hayvanın ağlama sesine benzeyen seslerini duyan birçok insan hikayesi okumuştu. Fortiners adlı bir web sitesinden patron bölgesi alanında. Yaralı bir koçtan gecenin içinde uluyan melankolik bir kurda kadar seslerin neler olduğuna dair pek çok teori vardı. Smith ve erkek arkadaşı Sean Nichols her neyse onu bulmaya kararlıydılar. Bağırmaların duyulduğu iddia edilen yerden patronun buz gibi zirvesini yürümek zordu. Deniz seviyesinin 14.000 fitin üzerindeydi. İşleri daha da kötüleştirmek için hava sıcakkanlı herhangi bir hayvanın hayatta kalmasının ne kadar tehlikeli olabileceğini maskeleyecek hiçbir şey yapmadı. Bölgeye ulaştıklarında balinaların gerçek olduğunu kendileri için doğruladılar. Bir şeyler yapılması gerektiğini biliyorlardı. Bir çakal olabilir mi? Yoksa kapana kısılmış ve evinin yolunu bulamayan evcil bir hayvan olabilir mi? Bir öğleden sonra Smith bölgeye geri dönmeye ve tek başına yürüyüşe çıkmaya cesaret etmeye karar verdi. Gerçekten onun yardımına ihtiyacı olan bir hayvan varsa diye. Yavaşça tepeye doğru hareket ettikçe garip sesler daha da yükseldi. Ne olduğunu anlamaya ve kaynağı bulmaya çalıştı. Çığlıklar hala duyuluyordu ama o zamanla yarışıyordu. Güneş batmak üzereydi ve etrafını karanlık sarmaya başladı. Başarısız bir görevdi. Bir şeylerin ters gittiğini ve geri dönmesi gerektiğini biliyordu. Ertesi gün aramaya yardım etmek için Nichols ile birlikte erkenden döndü. 3 saat boyunca kendimi devasa kayalardan kaymaktan alıkoymaya çalışarak her çekimde tırmandım. Bir köpek olabileceğini düşündüğüm şeyi arıyorum, dedi Nichols gazetecilere. Neyse ki hayvan hala çağrılara cevap verecek güce sahipti. Bir süre sonra nihayet bir şey buldular. Sarp kayaların tepesinde oturan çok zayıf bir köpekti ve hayatta kalmanın son günlerinde olduğundan açlıktan ölüyordu. Nichols titreyen hayvanı dikkatlice kollarına aldı ve sonra yardım etmek için Smith'le yavaşça aşağı doğru yürüdü. O sırada bilmedikleri şey köpeğin 6 hafta boyunca dağda mahsur kaldığıydı. Sahibi Heidi Patel 14 yaşındaki köpekle bölgede yürüyüş yapmak için gelmişti. Ama köpeği kaçmıştı. Normalde Sholay adındaki köpek evinin yolunu kendi bulurdu. İlk defa yapamamıştı. Haftalarca engebeli dağlarda boşuna arama yaptıktan sonra ailesini kalbi kırık bir şekilde aramayı bırakmıştı. Shiroe'nin çoktan öldüğünü düşünmüşlerdi. Smith ve Nichols onu bulduğunda 90 kilodan sadece 26 kilo ağırlığındaydı. Bir deri bir kemik kalmış ve zayıflığa yenik düşmesinin sadece bir zaman meselesi olduğuna inandılar. Patellere Colorado dağında kurtarılan bir köpeğin haberi anında bildirildi. Çünkü onlar Shiroe'lerinin yok olduğu fikrini çoktan boyun eğmişlerdi. Ortaya çıkma konusunda şüpheciydiler. Köpeğin kahverengi paltosuna ve hüzünlü gözlerine baktıkları anda tüm şüpheler ortadan kalktı ve bu noktada sahipleri gözyaşlarına boğuldu. Smith, Shiroe'yi ailesiyle birlikte görmenin sevincinden bunaldım, dedi. İçinde çoğumuzun hayal edebileceğinden çok daha fazla kavga var. Böyle zorlu koşullarda tam 6 hafta dayanmak. Shiroe'nin sağlığı kurtarıldıktan sonra yavaş yavaş düzeldi ancak henüz tamamen ormandan çıkmadı. Ancak kurtarıcılarının ve ailesinin ortak çabalarıyla geleceği olumlu görünüyor.